Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem haşhaşlı hem tahinli nefis bir çörek yapacağız. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Hamuru yoğurmakla başlayalım. 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kapımızın içerisine alalım. İçerisine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekleyelim. 1,5 su bardağı ılık suyu da yoğurma kapımızın içerisine alalım vermiş olduğum ölçülerle bir tepsi dolusu çöreğimiz çıkacak. Bir pakette instant mayayı kasemizin içerisine alalım. Bir yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ekleyelim. Malzemelerimizi karıştıralım. Bir yumurtanın sarısını ayıralım. Akını kullanacağız sadece. Dilerseniz sarısının üzerine de kullanabilirsiniz. Ben ayırmış olduğum yumurta sarısını başka bir tarifte değerlendirdim. Dilerseniz bir tam yumurtayı da koyabilirsiniz. Veya dediğim gibi sarısının üzerine de kullanabilirsiniz. Azar azar un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzu ekledikten sonra yumuşak bir hamur yoğuracağız. Ele yapışmayan ama sert de olmayan bir hamur yoğuracağız yine. Gerçekten de nefis bir çörek oluyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tahinli, taşhaşlı tatlar seviyorsanız bu tarif tam size göre. Azar azar un ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Mayalı hamurlar yoğururken suyunuzun sütünüzün ılık olmasına unu da yavaş yavaş eklemeye özen gösterirseniz sonucundan memnun kalacağınız güzel hamurlar yoğurmuş olursunuz. Bu şekilde neredeyse ele yapışan yumuşacık bir hamur yoğurdum. Hamurumu kasemin içerisine aldım, toparladıktan sonra üzerini kapattım ve 1 saat boyunca mayalanmak üzere bırakıyorum. Çöreklerimin içerisine süreceğim haşhaş ve tahini karıştırdım. Ben 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker kullandım ama damak zevkinize göre dilerseniz miktarı arttırabilirsiniz benim için gayet yeterliydi. Bir saatin sonunda hamurum da mayalanmıştı. İçerisindeki gazların çıkması için hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Hafif un serpiştirerek daha kolay toparlayabilirsiniz. Şimdi hamurumdan portakal büyüklüğünde bir parça koparıyorum. Tezgahımızı unlayarak hamurumuzu açalım. İnce olacak şekilde açmıyoruz. Hatta dilerseniz ellerinizi hafif yağlayarak ellerinizle de açabilirsiniz. Hamurunuzu güzel yoğurduysanız zaten kendiliğinden açılıveriyor gerçekten. Şöyle görüyorsunuz sizlerde. de. Dikdörtgen bir formda açmaya çalıştım. Çok büyük değil. Neredeyse 35-40 cm boyunda açtım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı az önce hazırlamış olduğum tahini harçtan sürdüm ve rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra çok fazla kalın gelirse sizlere bu şekilde masaya vurarak hamurunuzu biraz daha inceltebilirsiniz. Çok fazla inceltmemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa dışı çok fazla kurur. Biraz kalın bırakın. Hiç korkmayın. Yumuşacık. Gerçekten de lezzetli bir çörek oluyor videoya çekmeden önceki haftada yapmıştım. Hemen yaptığım gibi bitti. Ben de bu tarifi tekrar sizler için de hazırlayıp yapmak istedim. Yağlı kaseli fırın tepsisini dik olacak şekilde yerleştirelim. Dediğim gibi geçen hafta yaptığım için önceki hafta kullandığım yağlı kağıdı tekrar ters çevirerek kullandım. Yağlı kağıdınız yıpranmadıysa veya benzer hamur işleri yapacaksanız sizler de tekrar tekrar kullanabilirsiniz hamurdan tekrar portakal büyüklüğünde parça kopardım açtım ve iç harcını sürüyorum her yere gelecek şekilde bol bol sürdüm ben damak zevkinize göre iç harç miktarını ayarlayabilirsiniz inceltmek için kalın gelen yerleri masaya vurarak inceltiyorum ve bir bıçak yardımıyla 2-3 parmak genişliğinde kesiyorum daha sonra da dik olacak şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum Tepsiye yerleştirdiğimde de elimle, elimle hafifçe bastırıyorum ve bir tepsi dolusu çöreğim oldu. Ben üzerine yumurta sarısı falan sürmeden direkt bu şekilde gönderiyorum. Dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. 200 derecelik alt üst ayar fırında çöreklerimiz kızarana kadar pişirin. Şöyle fırından çıktılar gerçekten de nefis oldular. Üzerinde gördüğünüz hafif yanık gibi görünen kısımlar şekerin kızarmasından dolayı oluyor. Tadına doyamayacağınız tam bir tepsi dolusu çöreğimiz hazır. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bildirim zilini açmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.